Arkadaşlar merhabalar, herkes derse hoş geldi. Bugünkü atık kod dersimizde sıra neye geldi? 1 artı 1 dediğimiz suit daire, stüdyo daire de dediğimiz oluyor buna. Şuraya ekleme yapalım. Stüdyo daire kısmına olay geldi. Peki hocam, dikkatli baktığımızda stüdyo daire nedir diye bir soru sorduğumuzda aslında o çok basittir. Nedir? Stüdyo dairenin birinci prensip özelliği genelde salon alanı ile salon yaşam alanı ile mutfak yaşam alanı birbirine bir bütünleşik halidir ve arada duvar yoktur arkadaşım. Evet, normal bir ev gibi onun da antresi vardır. Normal bir ev gibi onun da lavabosu dediğimiz vardır diyorum ama burada bir duruyorum. Çünkü genelde 1 artı 1 evlerde tuvalet artık yoktur. Onun yerine içerisine klozet dediğimiz klozet ve banyosu bulunur ve bir banyo bulunur. İşte efendime söyleyeyim, ondan sonra bir banyo için gerekli olan bütün modüller bulunur. Ayrıca bir tuvalet yoktur yani. Hepsi kendi içerisinde bulunur. Bir de yatak odası vardır sadece duvarlar arasında. Belki varsa da bu biraz lüks olmuş. Bir de balkonu vardır. Sıra neye geldi hocam derseniz, bana göre sıra artık en küçük ev modeli 1 artı 1 de bu. Bunu çizelim. İlerleyen günlerde 2 artı 1 evde, 3 artı 1 evde adekodu çizebiliriz. Peki hocam, ne ile başlayalım sorusuna cevap verdiğim için? Önce şöyle bir tasarımı tanımaya çalışalım ve bu tasarım üzerine nasıl yürürüz diye düşünelim. Eğer şurada balkon olmasaydı ve balkon yüksekliği 90 santim ekstra vermeseydik, ben bu dış duvara, dıştan duvara bir girdim adekoya. Eski tasarım kalmış. Yeni tasarıma gitmek için önce bunu bir sev derdim, kaydet derdim, kaydet derdim. Sonra şöyle sol tarafta yeni komutuna bir tık yapardım. Yeni bir sayfa açardım. Bu yeni sayfaya geldiğimde oda komutuna bir tık yapar. Tam kapalı odayı seçer. Şuradaki iç ölçüleri, odanın iç ölçülerine girip aslında bu dairenin dıştan dışını çizerdim. Ama olmuyor mu? Niye olmuyor? Hocam iyi de şuradaki odanın duvar yüksekliği 260 santim kabul ama burada balkon var. Balkon yüksekliği 90 santim. Yemiyor o. E o zaman ne yapacağız? Hocam madem öyle, yine şöyle bir akıl yapalım. Salon, mutfak ve antreyi aynı anda gösteren bir tane bir şuraya ne çizelim arkadaşım? Buraya bir tane oda çizelim. Sonra onun yanına lavaboyu ekleyelim. Yanına yatak odasını ekleyelim. Yanına balkonu ekleyelim. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Nasıl yani? Hadi gelin deneyelim. Şimdi benim öğreteceğim şekil yapılabilir. Ama benim öğrettiğim şekli bile ben anlatırken, şimdiden geçeni söyleyeyim, onu 3-4 farklı yöntemle daha da yapabiliriz. Ama ben hem oda komutlarını kullanmayı öğrenmeniz için hem de serbest duvar komutunu öğrenmeniz için bu şekilde ilerlemenizi hepinizden rica ediyorum arkadaşlar. O zaman hadi bakalım çalışalım. Hocam ne diyorsunuz o zaman? O zaman ben diyorum ki arkadaşım, gelin salon, mutfak, antreyi bir oda yapalım. Yanına diğerlerini de ekleme yapalım odalarının. O zaman ne yapacağız hocam? Bana bir lazım. X eksen ölçüsü lazım. Ama burada vermiş zaten, ne demiş? X eksen ölçüsü 500 vermiş. O zaman adaköye geleceğim. Az önce öğrettiğimi tekrar anlatıyorum. Oda komutuna bir tık yapacağım. Sonra tam kapalı odayı seçeceğim. Şuradaki X eksen ölçüsünü mouse'un sol tık ile basılı seçip ardından 500 yazacağım. Sıra Y eksenine geldim. Bakın bunu bulabilecek miyiz? Geliyorum kitapçığıma. Burada içten böyle iç ölçü vermiş bir yer bulamadım. Ama şurada dışarıda 920 gibi bir ölçü gördüm. 920 ama onu da duvar dışından, duvar dış köşesinde olduğunu gördüm. O zaman ne yapacağım? Yukarıdan 20 santim, aşağıdan 20 santim çıkarsak hocam, böylece iç ölçüyü buluruz. 920'den 20 daha çık, de kaldı 880. O zaman al kaldı kendine şuraya, az sonra y değerinin 880 olduğunu kenara not al. O zaman gel programa şuraya babacığım. 880 yaz ve duvar yüksekliği 260, duvar kalınlığı 20 standı kalsın. Çiz de oraya gelsin. Bu biriydi. Bu hamleyi hepiniz yaparsınız. Şimdi dur. Bir hamle daha ilerleyelim. Hangi hamleyi hocam? Gelin şuraya lavaboyu koyalım. Lavaboyu nasıl koyacağız hocam buraya? Soruyorum ben. Lavabonun ölçüsünü bulursak biz buradan yürürüz. Yürür müyüz? Yürürüz. Tamam. Hocam lavabonun ne x ölçüsü var ne y ölçüsü var diyeceksin ama aşağıda bir teknik şartnamemiz var. Bütün duvarların yüksekliği 260'tır ve kalınlık 20 santim demiştir. Banyonun lavabonun iç duvar genişliği x ekseninde 260, y ekseninde 250 vermiş. X eksenin neresi, y eksenin neresi dedim. Yani ne yaparsın şaşırmazsın herhalde. Hocam x ekseni soldan sağa doğru 260,
Y ekseninde 250 olduğunu görüyorsun. Şurası da Y ekseni. Hocam ne yapacağız? Gelin bir tane ters C tipi duvar seçelim. Oda seçelim. Ters C tipi bir oda seçelim. O odayı buraya yerleştirelim. Nasıl yapacağız? Adaku'ya gireceğim kardeşim. Oda komutuna gireceğim. Ve ters C tipi bu değil mi? Bu. Az önce kitapta yazıyordu. Ne yazıyordu? X ekseni ölçüsü 260. O zaman X ekseni şurası değil midir? Evet hocam. Ulan burayı seç. 260 yaz. Aynısı aşağıda var. Burayı da seç. Burayı da 260 yap. Seneye geldi. Y ekseni ölçüsünü vermeye geldi. Hocam o kaçtı? Bakalım beraber kitapçığımızda. Kaçıyordu bu hocam? 250. O zaman gel buraya. 250 yaz bunun da yerine. 260 ve 20 asla değiştirmiyorum. Çiz diyorum. Aa diyeceksiniz. Hiç ama demeyin. Hocam iyi de bu buranın içerisine girdi. Evet olabilir. Ne yapacaksın? Boşluğa bir tık yapacaksın ve mouse'unu tıkladığın yere basılı tutacaksın. Şöyle tüm duvarları seçeceksin. Ama dikkat edersen sağ yana seçildi. Bakın senin buradaki duvarların seçildi. Hatta duvarların ön alımlarını dahi ne yaptı? Seçti. Ne yapacağız hocam? Biz bunu seçtikten sonra şu köşeye taşımamız lazım. Hatırlıyor musunuz? AutoCAD'de bir şey taşımak için move diye bir komut vardı. Taşıma komutuydu. Taşıma move. Aa hocam o nerede? Bakarsın ne dersen bulamazsın. Ne yapacaksın? Seçimi yaptıktan sonra bu seçim duvarı üzerine mouse'unu sağ tıkla bir tık yap. Ardından bakın burada serbest taşı diye bir komut var. İşte o move'dir. Serbest taşı komutuna bir tık yapıyorum. Sıra neye geldi? Hocam bunu tutacına bir tık yapacağım. Köşe tutacına şuradaki köşe tutacına bir tık yapacağım. Yerleştireceğim. Len iyi de. Hani tutma noktasını soruyor bize bak. Ekranın sol alt tarafında ne soruyor? Tutma noktasını soruyor ya. İyi de hocam tutacağım da. Hani tutacak tutaş gelmiyor o. İşte orada devreye ne giriyor? Geçen hafta hocamız dedi ki nokta yakalama araç bulundu. Lütfen açın. Bu bize her zaman lazım bize öğretmeniz. Eğer o sende yok ise problem yapma. Herhangi bir komutun üzerine sağ tık. Ardından nokta yakalama diye bir araç bulurlar. İşte o burada. Onun üzerine mouse'un sol tıkıyla bir tık yap. Geldi geldi. Onu al şöyle sürükle bırak kalsın. Şimdi hala benden hangi noktayı yakalayacağını soruyor. O zaman ne aç? Bak şurada tutaşları açan bir komut var. Ne diyor? Uç noktaları diyor. Bunu açalım babacığım. Şimdi geliyorum. Uç noktası açıldı mı? Tutaş. Bakın geldim az önce gelmeyen. Geldi hocam az önce gelmeyen. Neresi burası? Bir tık. Bırak. Sonra neresi hocam gelmeyen yer? Gelmesi istediğim yer. Şurası. Gel buraya. Bir tık yap. Mouse'umu ileri geri yaparak da bunun doğru bir şekilde olduğunu görmeye çalışıyorum. Acaba doğru mu diye bakmak lazım. Bazen ne yapıyor? Tutaşları alt ucu üst ucu tutaca düşünüyor. Sanki iki katlı binaymış gibi yapıyor. Sonra bir daha taşımamız gerekiyor. Onu kontrol etmişin. Kontrol nasıl yaparız? Hocam eğer dinamik bakış açısını bir tık yapıp perspektifi seçersek onu orada gördüğümüzde her şey yolundaysa ve şurada bulunan duvarın içerisinde bu duvarın alınları, alın duvarı kalmadıysa bizce bu iş olur. O zaman haydi iki duvarı yapıyoruz. İki oda tipini yapıyorsunuz. Çabuk. Yapanlar iki oda tamam yazsın. Çabuk ol.
Evet, kimse yapmadı mı? İki oda tamam yazmadı mı kimse? Hey! Sizi bekliyorum sınıf. Tamam mıyız? Hocam bence tamam olmanız lazım diye düşünüyorum. Hocam iki oda tamamsa az önce şurada bir şey öğrendik. Şunun x değerinin 260 santim olduğunu öğrendik. O zaman kağıdı kalemi eline al. Yatak odasında şurada genişliğinde 260 olduğunu öğrendik. 260'ı bulduk. O zaman benim ne yapmam lazım? Şu köşeden şu köşeye gideceğim. Mesafeyi bulmam lazım hocam. Onu da bulabileceğim. Ölçü arıyorum arıyorum bulamıyorum. En solda bir 920 var bu hocam. Şurada 920. Sonra sağ tarafta hiçbir şey yok ko diyorum ama orada var aslında. Lavabonun y eksini vardı. Tamam mı? Peki soruyorum. Ben şuradaki iç ölçüyü bulacağım. Niye? Şu ölçüyü buldum. 260 idi. Şu ölçünün de 250 olduğunu buluyorum. Eğer ben buranın 250 olduğunu biliyorsam, şu balkon genişliğini bilirsem, burası bana çıkmaz mı şu ölçüden çıkarttığımda? Çıkar hocam. Yani iki tane ölçüyü söktüğüm zaman sol taraftaki büyük ölçüden bu iş olur. Hadi onu deneyelim. Balkonun kapısının bakın 80 santim olduğunu görüyorum. Sol tarafta bir kinişli boşluk var 90. Sağ tarafta bir kinişli 10 santim boşluk var 100. Yani 10 santim burada 10 santim burada 100 santim. O zaman balkonun şurasına bir çizgi çek babacığım defterine kitabına. Şuranın 100 santim olduğunu söyle. Tamam mı? 100 burası var. Ardından 20 de burası var. Duvar kalınlığı 120. Kabul mü? Kabul. Ben de yazayım kendime. Az sonra neydi neydi demeyeyim ben de size. Şurada bir 120'miz var. Kabul. Aşağıya geldik. Y eksinin 250 olduğunu verdik lavabonun şurasını. Doğru mu? Peki 250 burasıysa bir de şurada duvar kalınlığı var. 250'yi bir duvar kalınlığı şuraya ver. 270 yapar. O zaman sen şu duvarın kalınlığını yani az sonra bir çıkarım yaptığında bu duvarın kalınlığını ve şu duvarın kalınlığını bir duvarın içerisine koyarsın. Eğer şu duvarın kalınlığında hani bu mobilyayı hani buradaki duvarı yaptığım için bu duvarı da 20 santim daha eklersek oraya 257 ya hani burası. 270 var şu alttaki duvarla 290 yapar şu üstteki duvarla. Niye? 20 daha ekledik 40. 250 40 daha koy 290 yapar. Bak şimdi tam şu köşeden şu alta kadar 290 balkonun şu dış köşesinden şu uca kadar 120. Bana neresi kaldı? Şurası kaldı. Peki hocam bu duvar kalınlığında çıkarsak ya o zaman. Evet mantıklı değil mi? 100, 120. 20 de buraya koy. Ne yaptı? 140 yaptı. Hocam şimdi işte 140 burayı alırız. Niye? Dıştan dışa. 290 lavabon olduğu yer. Niye? Dıştan dışa. İçeride ne kalır? Ölçü kalır. Neyden çıkarsak? En dış ölçümüz 920'den çıkarırsak bu iş olur. O zaman hemen şuraya da 920 yazalım. Bir çıkış yapalım. 120, 140 ile 290 topladığımda 0, 3, 430 kalır. 430 çıkacağız 920'den. 12'den 3 çık 9. Ne kaldı? Şurası 9'lu 8 oldu. 490 kaldı babacığım. O zaman kalemi kağıdı eline al. Öğretmenimiz buldu. Tam şu içten içe şurası 490 santim olduğunu buldu. Şuranın da ne olduğunu buldu öğretmenimiz. Zaten vermişti alttan. 260 olduğunu verdi. O zaman sıra 3. duvara geldi. Ne yapacağım? Oda komutuna bir tık yapacağım. Bana soldan L lazım. İşte o değil mi? Şurasını seçiyorum. 260. Az önce burayı öğretmenimiz ölçtü biçti. 490 olduğunu gördü. Buranın da 490 olarak ekliyorum. Duvara yüksek duran kalınlığı kalsın. Çiz diyorum. Nerede? İşte o burada. Ama bunu ne yapmam lazım? Benim burada alıp şuraya taşımam lazım. Nasıl yaparım? Bakın mouse'un sol tıkıyla basılı tutuyorum ekranı. Bırakmıyorum. Çekiyorum şöyle. Her şeyi seçtim mi? Şimdi bırakıyorum. Sıra neye geldi? Taşımaya. Neyle? Hocam mouse'unuzun üzerine getirin bakalım duvarını. Sonra sağ tıklayın mouse'unuzla ardından.
Serbest taşı komutu var. Bir tık yap. Evet, şimdi süper. Ne yapmam lazım? Onu şu köşe tutacından tutup bir tık yapıp bırakıp sonra şuradaki köşe tutacını bir tık yapıp yerleştirmem lazım. Bunu yapmam için ne yapmam lazım unutmayın. Bakın şurada bulunan uç nokta komutunu açmamız lazım. Veya bunu açamadığında bak ekranın sağ alt tarafında ne vardı? Heh, nokta yakala var. Buraya çift tıklarsın önünde pencere gelir, uyarı penceresine bilmem ne yaparsın uğraşırsın bayağı. Bu nokta yakalayla uğraşmaktansa buradaki uç noktaya bir tık yapıp ilerlemek daha mantıklı. O zaman geliyorum ne yapıyorum? Hocam şu köşeyi bir tık hep hele sen. Sonra gel şu köşeyi onu bir tık yap hele sen. Baktım bunu buraya koyduk mu koyduk. Acaba doğru yerde mi duruyor? Kontrol etmek lazım. Ne yapacağız? Perspektifi bir tık. Perspektifi bir tık. Eğer duvarla yan yana doğru şekilde imdik imdik öldüysek iyi gidiyoruz. Evet yapın bakın yapanlar üçüncü duvar hazır yazsın. Yap yapanlar üçüncü duvar hazır yazsın. Oy. Bugün burada havalar böyle parçalı bulutlu ama sıcaklık da bir hava var. Aa çiğ hissediyormuş şu anda. Ben de diyorum bu damlalar nereden geliyor? Çiğ hissedene başlamış bol dışarıda. Evet, üçüncü duvar tamam mı? Üçüncü oda oldu. Tabii, üçüncü oda tamam mı? Sadece 8 kişi mi lan? Çabuk olalım arkadaşlar, çizelim lütfen. Çünkü bu tasarım bugün bitecek. Altı üstü yok, bunu çizeceğiz lan. Bu bitecek babacığım. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor arkadaşım. Hocam hani mesela balkonu oda komutuyla çizersek eğer yukarıda kalıyor ya. Ben yani, daha balkon öğretmenim. Ne aşağı var senin? Hocam ben o kısımdayım çizdim de. Yukarıda kaldıysa yan görünüşten hocam, bağır. Hocam taşı komutuyla aşağıya taşıdım olur mu? Tabii ki olur. Görünüşten baktığımda düzgün duruyor çünkü. Bilmem. Her taraftan bakman lazım. Baktım düzgün duruyor. Eğer tutaştan tutup tutaca oturttuysan onu, ucuca getirttiysen o iş tamamdır. Tamam hocam. Tamam mı? Şemmam mı? O zaman ne yapıyoruz? Sistemi tel modülü alıyoruz ve üstten bakmak için de tel modülü bakmak için tel görünüş komutuna tıklıyoruz. Üstten bakmak için tasarımı da plan görünüş komutuna tıklıyoruz. Hocam bende bu plan görünüş komutları yok. Hocam bende burada tel görünüş komutu yok. Olmamasının sebebi bu araç bulun bakın. Şöyle mouse'un sol tıkla tutuyorum. Sürüklüyorum.
Sen de kapalıdır. Neymiş bu ağaç bulunan adı? Adıko görünmüş. Aha ben de kapattım. Hocam ay ne yapacağız şimdi? Problem yok. Var olan herhangi bir araç bloğuna sağ tıklarsanız eğer adeko görünüm araç bloğunu bu zincirde bulursunuz. Yani hiç fark etmez. Ne yapacaksın? Adeko görünümü bul. Bir tık yap. O geldi. Sonra üzerine mouse'un sol tıklayı basılı tut. Onu şöyle sürükle. Yerine koyuver. Oldu bitti bitti ışığıyla. Sene geldi sıra artık. Sude'nin dediği gibi balkona geldi. Hızlı kız. Yapmış geçmiş. Eline sağlık ama biraz biz bekleyelim iyiydi. Neyse artık. Bak şurada bir yerde balkon yüksekliğini vermişim. Ne demişim? Duvar denizlik yüksekliği Türkiye şartlarında, pardon, balkon duvar. Burada hatalar var. Duvar denizlik yüksekliği Türkiye şartlarında 90 değil, 110 değil, 90 santimdir. Yalnız bunu söylemek için bina planlaması, tasarımı bilmem nesi falan filan diyor. Biz şurada bir yerde balkon için bir şey yazmamış mıyız? Balkon? Yazmamış mıyız? İşte balkonun yüksekliği 90 santimdir. Hocam ne yapacağız? 90 santim genişliği şöyle bir balkon koyacağız. Neyle? Gelin çok kolay. Serbest duvarla yapalım bu kez. Şuradan bir yukarı, şuradan bir sol yapacağız. Nasıl yani? Bakın duvar komutu burada. Bir tık yapıyorum. Ama bu kez, bak dikkat etmeniz bir şey lazım. Ekranın sol altına bakar mısınız? Ne diyor? Lento 210, kalınlık 20, yükseklik 260. Olamaz len. Olamaz, değiştirmem lazım. Hocam nasıl değiştireceğiz? Eğer sen değiştireceğini fark ettiysen ya buraya ayar yazacaksın. Bakın şurada ayar yazıyor. Buraya ayar yazıp enter'a basacaksın. Ya da imlet çıktıysa şuraya uyarı imleci bir tık yapacaksın. Buradan değişiklik yapacaksın. Eğer bu çıkmadı problem değil. Şuraya klavyeden elinle küçük harflerle ayar yaz. Enter'a bas. Pencere çıktı mı çıktı. Hocam duvar yüksekliği ne olacak bizde? Bu bir neyi duvarı? Balkon duvarı yükseklik 90. Bu yüksekliği 90'sa lento onu geçemez. O da 90'da kalır. Sıra ne geldi? Kalınlık. Balkonların duvar kalınlığı bizde genelde ülkemizde 10 santim olur. 20 santimde olduğu zamandır ama genelde ince kullanılır. Tamam diyorum ve vatandaş soruyor. Başlangıç noktası neresi babacığım diyor. İşte şuradan başlayacağız. Şuraya bir tık yapacağım. Emme ne gelmiyor? Tutaç gelmiyor. Nasıl gelecek tutaç? Şurada bulunan uç nokta komutuna bir tık yapacağız. Nokta yakalama araç bulunduğuydu bu. Bir tık köşeye geleceğiz. Bir tık masumla kaldırım yukarı doğru ama bu kez de dik açıyla gelmiyor. Kitlenmemiş. T cetveli kayık. O zaman T cetvelini aktif edelim. Ne ile? Bakın ekranın sağ alt tarafında dik dik aç kapa diye bir komut var. Gördük mü? Dik dik aç kapa. Masum sol tık ile iki kere tıklarsın eğer bu çizgi ya 0'a ya 90'a ya da 270'e gibi dayanır. Bize zaten 90 derece lazım. Peki söylüyorum kaç olacak? Bak kitaba, lan zaten buraya az önce bulduk. Şuradan itibaren duvarın balkon iç genişliği 100 idi. 20 duvar kalınlığı var, 120 yapar. O zaman geri gel, yön ver. Klavyeden 120 yaz, enter. Bu kez duvar kalınlığını istesek de dıştan veremeyiz. Mecbur içten vermek zorundayız. Niçin? Çünkü duvar kalınlığı içte kaldı için. Mouse'unu bir tık yapayım içten verdim. Sıra gel sol tarafa doğru yaklaştırmaya. İstersen bakın şu köşeye bir tık yaparak da bu işi bitirirsin. İstersen rakam da verebilirsin. Rakam vermek isteseydin kaç diyecektin? Hocam burası biz biliyoruz. Lavabodan dolayı şurası 267 x ekseninden dolayı. Burası 260 ise 10 santimde senin duvar kalınlığın var galiba. 270 gibi bir rakam yapacaktı. Bence hiç o işlere girmeyin. Gelin şu köşeye bir tık yapın. Onu oraya atıversin. Bakın sürekli bir imlet çıkıyor. Sen bu işi bitireceğim, hesaplayacağım, ne yapacağım babaş diyor. O zaman bitir komutuna gelip bir tık yapalım. Bizce bu balkonumuz buraya yerleşsin. Acaba Sude'nin gibi yukarıda mı kaldı? Bilmem. Gelin bakalım. Neyle bakarız peki? Bakın şurada bulunan dinlenme bakış aracı penceresine bir tık yapacağız. Perspektife bir tık yapacağız. Onu orada göreceğiz. Ne yapmışız? Tam da yerine koymuşuz. Veya klavyeden CTRL tuşuna bir parmağınızı basılı tutarsanız mouse'un sol tıkıyla da bir basılı tutarsanız şöyle çevirebilirsiniz bunu serbest çeviriyle. Hatırlıyor musunuz? AutoCAD'de ne vardı bunu yapan? Orbit vardı. Aynı orbit komutu gibi aynı işi yapar. Bak tekrar söylüyorum. CTRL tuşuna basılı tut. Mouse'un sol tıkına basılı tut. Şöyle çevir. Oldu mu babacığım? Bilmem oldu herhalde. Geziye tıkladığında bir problem var mı? Veya boya tıkladığında bir problem var mı? Yok. Hadi bakalım yapın herkes. Yapanlar balkon yazsın. Yapanlara balkon yazsın lan. Sürekli bir 8 kişi yapıyor. 25 kişi de 8. Ulan gerisi ne iş yapar bu okulda ya bu üniversitede? Yanlış bölümü mü geldiniz? Oğlum çiziverin işte ya. Sinema izler gibi izlemeyin beni. Adeko'nun lisansını nasıl alacağınızı gruptan birbirine sorun. Birbirinize yardımcı olursunuz.
WhatsApp grubunuz varsınız, sınıf grubunuz. Oradan yardımcı oluyor. Sude yardımcı olur. Hatice Hanım size yardımcı olur. Eğer gruba aldıysanız kendisini, grupta var ise. Veya Emine sorun. Emine yok mu burada? Emine'ye sorun. Emine size yardımcı olur yine. Evet, balkoncular. Sadece kaç kişi? 4 kişi mi? Çabuk ol. Unutmayın, balkonda duvar yüksekliğini öğretmenimiz 90 vermiş. Kalınlığı, şurada duvar kalınlığı ise, duvar kalınlığı ise 10 santimdir diye ekleme yapıyorum. Lütfen şurayı siz de defterinize ekleyin babacığım. 20 santim olanı da görüyoruz. Evet, ama 10 santim olanı da yetiyor arkadaşım balkon için. Can, balkonu tekrar gösterebilir misiniz? Kaçırdım ben. Geliyor. Hadi bakalım. Arkadaşınızın hatırına bir de balkon görüyoruz tekrardan. Hocam ne yapacağız? Silecek miyiz? Hayır. Benim fikrim, gelin sistemi telmanı alın. Ardından CTRL Z tuşuna basın basın basın. CTRL ve Z tuşu ikisini aynı anda bas bırak bas bırak bas bırak. Bir yerde gidecektir. Gitti. İşte sıra ne geldi? Balkondaki boşluğu gördük. Sıra buraya balkon yapmaya geldi. Nasıl yapacaktık hocam? Yapacağımız iş belli. Serbest duvarla gidelim dedik. Duvar komutunu o zaman bir tık yapalım. Hocam duvara bir tık yaptık ama gel gör ki bir ayar yapmamız lazım. Duvarın yüksekliğini değiştirmemiz lazım. Normal standartta 260 yükseklik, kalınlık 20 idi. Bunu yapmak için bakın şuradaki, bakın şuradaki diyor ki ayar mı yapacaksın diyor. Başlangıç noktası bir yere tıklayacak mısın diyor. Tıklar giderse ama ayar yapmadıysan bu iş olmaz. O zaman gelin şuraya ayar yazalım. Ya da eğer sizde şuradaki ayar komutu çıkıyorsa bakın şuradaki ikon bir tık yapın. Yaptığınızda şu pencere çıkacak karşınıza. Burada yapmanız gereken duvarın yüksekliğini lütfen 90, kalınlığını 10 ve lentoyu da 90'da alın. Niye? Duvarın yüksekliği 90 iken lentonun 90'ı geçmeye imkanı yok zaten böyle bir şeye. Hadi bakalım buraları yazdık mı? Yazdık diye düşünüyoruz. Sıra geldi. Tamam komutanı bir tık yap ama yetmiyor. Ne diyor? Artık ayarı yaptıysan bir yere tıkla da babacığım başlayalım bu işe diyor. Evet bir yere tıklayacağız. Orası bu köşe. Tıklayacağım ama ne gelmiyor? Hocam tutaç gelmiyor. Başlayamıyorum. Sıfıra sıfır başlamamız lazım. O zaman tutaç aç. Hangi tutaç açıyoruz? Bakın burada uç nokta komutu. Bir tık yapıyoruz. Sonra köşeye geleceğiz. O köşe bu köşe mi? Bir tık. Evet hocam şimdi duvarı şu tarafa doğru yön vereceğim ama dik gelmiyor. Kayık gidiyor. Açılı gidiyor. Ne yapacağım? Çizgiyi kilitlemem lazım tecrübeyle. Sıfıra veya 90 dereceye. Kitleyen komutta neredeydi? Ekranın alt tarafında dik dik aç kapa gördük mü? Mouse'un sol tıkıyla iki kere üst üste tıklayacaksın. Sonra yön ver. Evet bu tarafa doğru. Ne kadar hocam? Bilmem gelin bakalım. Siz bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz değil biliyorsunuz. Buradaki duvarın genişliği, şuradaki boşluk kaçtı? Kapıdan dolayı 80 burası vardı. 10 burası, 10 da burası. 100 yapıyordu burası. 100 burasıydı. 20 santimde şu duvara paralel göre duvar kalınlığı gözüküyordu. 120. O zaman ne yapacağım? Yukarı doğru mouse'umu kaldıracağım. 120 yazıp Enter'a basacağım. Sonra sıra soruyor ki bu duvarın kalınlığı ne taraf olsun diyor. Dışa mı içe? Normalde dışa veririm biz bunu. Biz bunu böyle yaparız ama şu anda ne yaptık? Şu köşe tıkladığından dolayı içten vermemiz lazım. O zaman iç tarafa doğru mouse'umla geliyorum. Boşluğa bir tık yapıyorum bırakıyorum. Devam ediyoruz. Niye? Bu tarafa doğru gelmesi lazım. Bakın zaten buraya gelmesi gerekmiyor mu? Şu köşeye geldiğinizde mouse'umla bir tık yapın. Ve artık bu duvar bitmeli. Bitmesi için eğer şu ikon geliyorsa bitire tıkla. Hocam ben de bu tıklamacı yapacağım. İkon gelmiyor. O zaman ne yap? Ekranın gel şu sol alt tarafına klavyeden küçük harflerle bitir yaz. Enter'a bas. Balkon orada ama bir teyit et. Yukarıda mı kaldı Sude'ninki gibi? Bir nasıl yapacağız teyit edeceğiz? Gireceğiz. Dimdik bakış ayarı penceresine bir tık yapacağız. Mouse'umuzla sonra şurada bulunan bir pencereye bir tık yapacağız perspektife. Baktık burada. Yine de istediğimize ilgilemedik. Problem etme. Klavyeden CTRL tuşuna basılı tut. Mouse'un sol tıklamasına basılı tut. Şöyle yavaş yavaş sen kendin çevir. Al işte oldu galiba. Doğru mu oldu bilmem. Gizliye tıklarsam şu şekilde görürsün. Bence olmuş lan. Tamam işte balkon. Hadi hadi buyur. Herkes yapsın. Eğer balkon yukarıda çıktıysa ne yapman lazım? Balkonu perspektiften bakıp bütün duvarlarını, hatta şurada alınları da var bakın. Şu alınlarını unutmadan. Şu alınların dahi tek tek ne yapman lazım? Tıklayarak seçmen lazım bak. Tıkladık seçtik. Tıkladık seçtik. Ama her yeri seçtik şimdi. Yani tıklayarak bütün çizgileri tek tek lütfen dikkatli bir şekilde seçin ve doğru yapın. Şurayı seçemedim. Neyse siz seçersiniz artık. Buradaki rahat olun da.
Hadi bakalım duvarları seç. Şurayı unutma, seç. Move ile şu köşeye veya şu köşeye taşı onu. Yapanlar balkon tamam yazsın. Ölen yine sürekli aynı 8 kişi yazıyor ya. Çabuk olun oğlum. Siz 25 kişisiniz. Çabuk ol. Listede bakıyorum 28 kişisiniz. Çizin lan. Niye çizmiyorsunuz? Sinema değil bu. Bu bir ders. Uygulamalı. Çok da güzel bir ders. Bence çok da kolay bir program. Mimari olarak, inşaat mühendisi olarak, mimar olarak, iç mekan tasarımcısı olarak çok hızlıca iş yapmamızı sağlayan bir program. Bu program kaçmaması lazım babacığım. Hakan Gümüş. Az önce lisansım yoktu dedin. Lisans geldi mi Hakan Gümüş? Eğer geldiyse süpermiş. Teşekkür ediyoruz Adeko firmasına. Biz Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tasarım bölümünü desteklediği için, aynı zamanda öğrencilerimize öğrenci lisansı verdiği için Adeko firmasına ve tüm yetkililerine şükranlarımızı arz ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz ve Allah'a bol bol rızıklar nasip etsin, bol müşteri nasip etsin sizlere diyoruz. Teşekkürümüzü tekrardan Adeko firmasına bizi desteklediği için şükranlarımızı sunuyoruz arkadaşlar. O zaman ke, devam ke. O zaman babacığım ne yapıyoruz? Tasarıma geri gidiyoruz. Balkon tamam, dış duvarlar tamam. Sıra neye geldi? Hocam sıra salonla mutfağın birleştirilen şuradaki duvarı ve şu amfi bölümünü çıkartmaya geldi. Baktığım zaman biz bu işi nasıl yürürüz hocam diye bir soru var. Gelin ilk önce şu L duvara çıkaralım. Evet. Şu L duvara çıkaralım ilk önce. Sonra şuraya bir I duvar atarız. Bu L duvarın bakıyorum iç uçlusu 270. Şuradaki iç uçlusu 140. O zaman Adeko'ya geri gidiyorum. Ve sistemi tel model alıyorum. Ardından üst görünüşten plan görünüşe bir tık yapıyorum. Sıra neye geldi? Şuraya bir duvar atacağım. Duvarı sonra yukarı kaldıracağım. Kaydırmam gerekiyor. Bana lazım? Oda komutunda hazır bir L lazım. O L bu L mi? Bence o L bu L. Şurasını gördüm ki 270 şurası. Şurasında 140 olduğunu gördüm. 200 mü? 370 370 mi? hocam. 370 yanlış olmasın. Teşekkür ederim kardeşim. 370 buraya verelim. Şuraya 140 verelim. Ve ardından şuraya dikkat etmiyorum sanki. Güveniyorum her zaman aynı ölçüsüdür diye. Ama bir bak bakayım burada ne yazıyor babaş? Hocam duvar yüksekliği orada 90 yazıyor ve kalınlık 10 yazıyor. Halbuki bir dairede duvar yüksekliği kaç idi? Standart. 260 idi. Duvarın kalınlığı kaç idi standart? Hocam orası da 20 idi. Bakın şuraları kaçırmıyoruz. Dikkatli olun tamam mı? Çiz diyeceğim. Bakın çizi verecek. İşte burada. Ama nereye attı? Bakın ben sol tık ile basılı tutuyorum. Şöyle çekiyorum. Şuraya atıverdi. Demek ki benim öyle bir referans ölçü vereceğim ki şuradan bir 20 santim kayacak. Şuradan da bir rakam daha kayacak. Şu antredeki kapı boşluğu açılacak. Nasıl yapacağız? Gelin beraber bakalım. Dikkatli bakıyorum lan. Bina giriş kapısı, daire giriş kapısı 110 santim vermiş. 10 santimde şurada kapının çalışma payı var. Ne yaptı? 120. 10 santimde burada bir pay olur. Sonra şurada dolap için 40 santimlik bir derinlik bırakmışlar. Buraya antre mobilis derinliği koymuşlar. Değil mi? O zaman soruyorum lan. Buraya 10. 110 da burası. 120. 10 da burası. 130. 40 da şuraya bir mobilya koyulmuş. Derinlik mobilyası koyacak. Antre mobilyası koyacak. Buraya portmanto. 40. 130 40 da 170 yaptı babacığım. O zaman hemen şuraya bir çizgi çek. Şuradaki referans kaçış parası 170 diye defterine notunu al. Az sonra yamulma. O zaman geliyorum. Burayı hazır seçmişken mouse'umdan sağ tıklıyorum üzerine seçtikten sonra serbest tuş komutuna bir tık yapıyorum. Ama neresinden? Tutacından tutmam lazım. Bir tık ve bunun dik gelmesi lazım. Onun dik gelmesi için dik aç kapıyı ne yapman lazım? Bak ekranın sol alt tarafında dik aç kapıyı aktif etmen lazım. İki kere tıklarsan aktif olur. Ve dik bir şekilde yukarı gitmesi lazım. Ve ölçüyü ben şuradan şurayı 170 buldum. Doğru mu? Ama benim bir de şurada duvar kalınlık payım var. Niye? Buradan tuttum. 20, 170 daha ekle. 180.
90 yapar öğretmenim. O zaman klavyem 190 yazdım. Enter'a bastım. İşte o buraya geldi. Yetti mi? Yetmedi. Bir de neyimiz var babacığım? Bir de şurada 40 santimlik bir duvarımız var. Dik I. Peki geliyorum oda komutuna bir tek yapıyorum. Dik I var mı lan? Yatay bir I var ama. Dik I var mı lan? Yok ko. Öğretmenim ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Serbest duvarda bir komut var bizim için. Büyük bir nimet. Adekoya şükranlarını sunuyoruz. Niye? Böyle bir komut çok değerli. İşimizi de ilerletiyor. Duvar komutuna bir tık yaptım. Bana alttan söylüyor ki yükseklik 260, kalınlık 20 diyor. Size uygun mu diyor. Babaş diyor. Evet bize uygun. O zaman başlangıç noktasına tıkla diyor. Orası burası mı? Burası. Lan tıklayacağım ama tutaç gelmiyor. Nokta yakalama gelmiyor. Niye tıklayacağız? Uç nokta komutuna tıklayacağız. Bu komuta bir tık yaptığımızda tutaç gelir. Geldi mi geldi. İşte burada. Bir tık yapıyorum. Mouse'unu yön verim aşağı dur ama dik gelmiyor lan. Ne yapacağız? Ekranın sağ alt tarafında dik dik aşk kapı komutu var. Oraya iki kere mouse'un sol tıkla tıklayacağız. Sonra yönü verdik. Yapmamız gereken buradan 40 yazacağız. Enter'a basacağız ardından sonra ki 40 santimi çiziversin. Çizdi mi çizdi. Alttan soru soruyor yine. Dikkatini kaçırmayın. Bizde o dekoda sürekli ekranın sol alt tarafında uyarı kutucuğu vardı. Uyarı kutucu bizim işimizi doğru yapmamız için ne yapmamız gereken sıradaki adımı söyler bize. Bu güzel bir nimet. Aslında daha önce söylediğim gibi AutoCAD de böyle şeyler söylüyor ama İngilizce olduğu için öğretmeniniz de her birisini açıklayamadığı için ne yapıyor? Çocuklar şimdi şuna tıklayın, bunu tıklayın, ekrandan bunu yazın, şunu yapın. Hop serbest ne yapıyor? Kolaycılıkta öğretmeniniz geçiştiriyordu size AutoCAD'de. Ha iş yapıyor muyduk, yapıyor muyduk ama ne oluyordu? Ezbere kaçıyorduk orada. Burada ise işi daha güzel, daha profesyonel yapmamı sağlayan Türkçe olması ayrı bir nimet. Ayrı bir nimet. Duvar kalınlığı soruyordu. Sağ tarafa mı? Sol tarafa mı? Sol tarafa mı? Sol tarafa bir tık yapıyorum ve devam ediyor. Sen devam edeceksin mi babacığım? Sağ sol ileri falan diye soruyor. Artık bu iş burada bitmeli. İsterseniz bakın burada bitir komutu var. Bir tık yapın. İsterseniz eğer bitir komutu size çıkmıyorsa gelin şu boşluğa klavyeden küçük harflerle bitir yazın. Enter'a basın. İşte o burada. Acaba doğru mu? Bilmem. Ne yapacağız? Dinamik bakış açısı penceresine bir tık yapacağız. Sonra şu perspektife bir tık yapalım. Gelmiş mi? Bence gelmiş babacığım, işte orası burada. Hadi yapın bakalım. Yapanlar. Antre duvar tamam yazsın. Antre duvar. Kim demiş adekoda ev çiziliyor mu acaba, bilen var mı? E tabi öğretiyoruz işte yani. Ama videomuzu izleyen öğrencimiz olmayan arkadaşlar gelin öğrencimiz olun. Burası Bulaban İzzet Baysal Üniversitesi İç Mekan Tasarım Programı. Öğrencimiz olursunuz. Daha çok yüz yüze iş yaparız, çizim yaparız, ödevleri kitleriz size. Bir güzel pişiririz, bu işi öğrenirsiniz dönemin sonuna vardığınızda. Aile geçersiniz bir de bu dersi niye? İyi öğretiriz Allah'ın izniyle. Hadi bakayım yapanlar, antre duvar tamam yazsın. Çünkü burası antrenin aynı zamanda da mutfağın duvarı olmuş. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Bunu kim tasarlamış ya? Eline sağlık ya. Bak lavabonun kapısı ne yapmıyor? Direkt salonun önüne geçmiyor. Ve yatak odanın kapısı ne yapmıyor? Direkt salonun önüne geçmiyor gibi gibi ama sonra işler değişecek burada. Burada bir olaylar var. Burada bir sıkıntılar var. Bir takım onu da öğreteceğiz ilerleyen zamanlarda. Hadi bakayım duvarlar bitti. Bunu kutlamalıyız. Sıra. Sanki şurada bir kiriş var, sanki şurada bir kolon var. Bir kolon da lan burada var sanki. İki kolon, bir kiriş var. Bunları da yaptık mı kapı pencereye geçeriz. O zaman çabuk olun. Antre duvara yapın o zaman. Valla bir şey söyleyeyim mi? Yaptıkça, çizdikçe kendinize güveniniz artar. Programa hakimiyetiniz arttıkça hani biz ülke olarak, insan olarak nedir? Korkularımızın üzerine giderek ineriz. Şu an ne yapıyoruz? Evet, yeni bir program tanıyoruz. Ondan ama çekiniyoruz. Yapabilecek miyiz, yapabilecek miyiz? Yoksa bütün zamanımız, bütün ürünü vereceğimiz buna saatlerimiz boşa mı gidecek diye bir korkumuz var. O korkuyu işte beraber nasıl aşıyoruz? İlmek bilmek, çizerek aşıyoruz. Babacığım, onun için lütfen elinde cips ile, kola ile, bacak bacak üzerine atmış, yatakta uzanan çocuk, öğrencim. Yapma çocuğum bunu. Ne kendine ne bana yapma. Kalk, doğrul. Öğretmenin öğretirken iyi izle. Sonra buyurun dediği yerde sen de çiz, sen de uygula. Bu bir sinema değil. Bu bir tasarım bölümü. Bu bölümde hep uygulama var. Bırak artık yatmayı. Kalk, doğrul, silkelen ve başla.
Bence uzaktan eğitim iyi. Niye hocam? Ben demiyorum ki ben size kapat monitörü bak tahtaya demiyorum. Demiyorum ki sense çocuğum sen niye ders notasına kapıyı açıp okula giriyorsun, sınıfa giriyorsun demiyorum. Demiyorum ki ben size şöyle böyle 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 demiyorum. Sen sus, sen konuşma demiyorum. Allah'a şükür. Akıcı, akıyor gidiyor ders, anlatıyorum, siz de yapıyorsunuz. Yanınızdaki sınıfın sonundaki at ağzından birisi dersi bölmüyor. Bıdı 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 yaparak. Moraliniz bozulmuyor. Çiziyorsunuz işte. Al işte mükemmel bir şey bu uzaktan eğitim dedikleri şey ya. Değerini lütfen bilin. Güzel bir şeydir uzaktan eğitim. Biz bunu korona döneminde, virüs dönemlerde kullandık, yaşadık. Ve güzel bir yöntemdi. Aslında bu yöntem daha önce de var idi. Uzaktan eğitim yöntemi ve fiyatı da çok yüksek idi. Ben şey hatırlıyorum, Kadıköy Üniversitesi'nde ben öğrenciyken 2008 yıllarında orada bilgisayar mühendisliği okuyan Kadıköy Üniversitesi bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitimle eğitim alan öğrencileri hatırlıyorum böyle. Sadece sınavdan sınava gelirlerdi, giderlerdi. Derslerini bu şekilde bizim size anlattığımız gibi uzaktan eğitimle öğrenirlerdi arkadaşım. Ve biz harç ücretini o zaman 400 lira mı, 200 lira mı ne veriyorduk? Onlar ise 4000 lira mı, 2000 lira mı ne veriyordu? Yani 10 katını ödüyorlardı, 10 katı. Bak şu anda uzaktan eğitim, bu eğitim aslında normal eğitim 10 katı kadar fiyatlı ve pahalıdır. Ama biz size bunu bedava veriyoruz, naklediyoruz. Ve daha ne olsun ya? Benimle beraber aynı programı kullanmanız için Adeko firmasıyla veya AutoCAD firmasıyla ilgili ne yapıyoruz? Biz dirsek temas yapıyoruz, onlarla görüşme yapıyoruz, rica ediyoruz öğrencilerimize sizlere. Ücretsiz lisans veriyor, öğrenci lisansı veriyorlar. Siz de bizimle beraber çiziyorsunuz. Yani boş kalmıyorsunuz. Her şeyinizi yoluna sokuyoruz. Dersi işlemek için öğretmeniniz bir kitap yazıyor ve size bu kitabı ücretsiz ne yapıyor? Veriyor. Çocuğum diyor git diyor bunu fotokopi yap. Ya zaten diyor 42 sayfa len diyor. Alt üstü diyor siyah beyaz fotokopi yaptır. Spiralı kitapçık yaptır. Her öbür gün askere gittiğinde geldiğinde ulan biz ne yapıyorduk nasıl çiziyorduk dediğin zaman kitapçı şöyle çevirdiğin ha öğretmenimiz şunu şunu demişti burada bunu demişti bak burada notlarımız da var ekstra çok iyi ya deyip devam edersin. En olmadı. YouTube'a gir babacığım. Öğretmenini unutmadıysan ismini Serdar Kaçemer'e yaz. YouTube'a Serdar Kaçemer. Orada AutoCAD derslerimiz de, Adeko derslerimiz de var. Oradan beni izle. Lütfen unuttuklarına hakim ol. Çünkü piyasa acımasız. Piyasaya bir yere işe başladıysan üretmen lazım. Onlara para kazandırman lazım. Adeko'da para kazandırmak için mükemmel bir mimari ve inşaat programı, iç mekan tasarım programı. Render'ı bile var. Hızlıca şuraya bası veriyorsun kaplama komutuna. Şıp render'ını bile alıyor. Beklemiyorsun 3D Max'te, 3D Max'teki gibi böyle saatlerce, günlerce. Daha ne olsun lan? O zaman devam ediyorum. Bu kadar beklediğim yeter. Hocam duvarlar tamam. Sıra ne geldi? Kolonlu kirişe. Gelin önce kiriş yapalım. Soruyorum lan. Kirişin ölçüsü kaç? 30'a 50 ve tam şurada kiriş. Ama hocam ne kadar çekildiğini bilmiyoruz. Doğru mu? O zaman ne kadar çekildiğini gelin bulalım. Burası 490 santim değil miydi boydan boya? Evet hocam burası boydan boya 490 santimdi. 30 santim olan kirişin kalınlığına çık bakayım ne kalır? 460 kalır. O zaman 460'ı ikiye böldüğümde yarısı buraya yarısı buraya. O zaman şuradan şuraya çiz, çizgi çek. Bir ki kiriş referans kaçış payı yaz. Buraya 460'ı ikiye böldüğünde ne kalır? 230 kalır. O zaman burası kaçış payımız 230. Geliyorum programa. Kiriş için yerleştireceğim yer tam şurası. Şuradan şuraya kaçacağım. O zaman kiriş komutuna bir tık yapıyorum. Soruyor. Sen diyorum referans doğru modülün neresi? Oraya gel diyor. Mouse'um yaklaşıyorum. Tam burası değil mi? Evet hocam tam burası. Bir tık yapıyorum. Bunu aşağıya doğru çekeceğim ama önce ölçmem lazım. Bu diyor kirişin genişliği kaç santim olsun babacığım diyor. Bu kirişin lentosu 210 olur. 210'un yukarısı otomatikman 50 kalır. Ama bunun kalınlığı 30 santim idi. Bir de bunu kaydırmak istiyorduk biz. O zaman kaydırma mesafesi girer şuraya. Şurada bir tik tıklamanız lazım. Ne kadar kaydırdık? Az önce bulduk. 230 santim. O zaman 230 kaydıracağız. Onun yüksekliği 50 ve kalınlığı 30 santim girdikten sonra tamam kontrol bir tik yapıyorum. O buraya geldi. Doğru mu? Bilmem nasıl bakarım. Perspektif bakış açısına bakarım. Şuradan bir tık yaparım. İşte o buradan. Anında burada. Kiriş. Tamam baboş. Hadi bakayım süre bir dakika. Yapanlar kiriş yazsın. Kiriş. Çabuk ol.
Herhalde kiriş tamamdır diye düşünüyorum ve sıra kolona gelsin diyorum. Kitapçımızı gelin beraber göz atalım. Şu köşedekini yerleştirelim. Köşede bir tane kolon var. Güzel genişlik koymuşlar. 90 santim. 15 santim de bunun kolonun kalınlığı var. Bak genişlik, kalınlık veya derinlik diyelim biz buna. Derinlik 15 santim, genişlik 90 santim. Boy zaten zeminin boyuyla aynı olması lazım. 260'da olması lazım buranın. O zaman bu işi yapabilmek için adaköye geliyorum. Ve sistemi ilk önce yapmam gereken tel görünüş komutuna bir tık yapıp tel görünüşü almak, ardından plan görünüş komutuna bir tık yapıp üstten bakmak, ardından ilgili yer neyse mouse'un üzerinde buna yüzükle ileri ileri yapıyorum. Şöyle yaklaşıyorum. Hatta mouse'un üzerindeki o yüzüğe basılı tutuyorum. Aşağı doğru şöyle çekiyorum. Tam da buraya bunu yerleştirmem lazım olduğunu düşünüyorum. Doğru yere geldikten, zoomladıktan sonra olayı, sıra kolona bir tıka geldi. Kolona bir tık yapalım. Sıra kolona şu köşeye koyacağız ve sıfıra sıfır olacak. Şöyle bir tık. Sıfıra sıfır zaten bunu tuttu. Biz kolonun genişliğini kaç gördük az önce kitapta? 90 gördük. Sonra kalınlığı ise şurası, eninin ise 15 santim derinlikte olduğunu gördük. Ardından tamam diyorum. O kolon oraya attı. O kolaydı. Bunu yaparsınız. Durun. Sıra niye geldi? Şurada bir tane şaşırtıcı bir şey var. Bakıyorsun. Lan tam şurada 50 santime. Kaç santim lan bu? Kaç atıyor? 8. 50'ye 8 buraya bir kolon koyuyoruz. Lan nasıl koyacağız bunu buraya ya? Şaşırtıcı. Eğer şuradan yukarı doğru kaçışı düşünürsek belki biz bu işi yaparız. O zaman soruyorum lan size, kolona bir tık yapsam. Neresi diye soruyor. Şu duvarı düşünüyoruz. Şu duvara bir tık yapacağız. Bir tık yaptım. Soruyorum. Sıfıra en yakın yer 33 müdür 850'ye indirilir. Niye hocam öyle dediniz? Çünkü dikkat edin, şuraya doğru tıkladım. Bu duvarı ise halbuki boydan boya ölçüsünüz gösteriyor. 920 olduğunu söylüyor duvarın. Biz ise bu dışının şuradan 20 santim kaçmamız lazım. Niye? Duvarın payı. O zaman sıfıra en yakın yer şurası ise, o zaman 33 yazan yere gelin 20 yazalım. Ardından kitapçıya bakalım. Kaç santim genişlik? 50. Kaç santim derinlik? 8. 50'ye 8 girmemiz lazım. Şuraya 8 gireceğiz babacığım. 8. Şuraya da 50 gireceğiz babacığım. 50. Ardından tamam komutuna bir tık yaptığımda onu oraya yerleştirecektir. Acaba oldu mu bilmem. Gelin şuradan derinlik bakış açı penceresini bir tık yapalım. Önümüze gelen pencereye bir tık yapalım. Bakalım olmuş mu? Biri şurada, biri şurada veya CTRL tuşuna basıp tutalım. Sol tık ile basıp tutalım sizin için daha iyi görebilmeniz için. İkisi de karşımıza böylelikle gelmiş olsun. Bakın gizli komuta bir tık yaptığımda ikisini de göreceksiniz. Bakın biri burası, birisi de şurası. Hadi bakalım yapın bakalım, yapanlar kolon yazsın. Yapanlar kolon yazsın. Ve yapanlar kolon yazdıktan sonra print screen tuşuna bassın, bıraksın. Sonra buradaki ders sayfamız içerisindeki konuşma kısmına CTRL ve V tuşuna aynı aslında bassın, bıraksın. Ardından buraya gelen bu tasarıma Enter basıp buradan bana göndersin. Ben de herkese puanını, bugünkü puanını vereyim. Sadece bu 1 artı 1 evi istiyorum. Herkesten puanını böylece vermiş olalım. Çok yoruldum. 11.30'a kadar bekleyeceğim tamamlamanız için. Ve dersi bitireceğiz. Haftaya geldiğimizde bu 1 artı 1 suit dairenin sizinle beraber neyini işleyelim? Kapı ve pencerelerini işleyelim. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi kaydımızı burada durduralım bakalım.